Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu serimizin 4. bölümüyle daha sizlerin karşınızdayım. En sonuncu bölüm artık Persleri Anadolu'dan atmıştık. Yani Balkanlardan atmıştık daha doğrusu, ne Anadolu'su. Avusturya Macaristan'ı yenmiştik. Yani şurada Kaçarları Pers miydi? Kaçar mıydı? Ha, Pers İmparatorluğu'nu topraklarımıza katmıştık. Güney Azerbaycan taraflarını, yani şu toprakları topraklarımıza katmış. Buradan da Pers'in vasalıydı Avusturya. Avusturya'yı da kendi topraklarımıza katmış. Bu bölümde dostlar şöyle, bizim çoğu devletle ilişkimiz çok kötü. Yani şu an İtalya'nın bütün Avrupalı devletlerle arası iyi. Bizim de bütün Avrupalı devletlerle aramız kötü. Yani öyle bir dandik durum içerisindeyiz ki ilişkilerimizi güncelleştirmekte zorlanıyorum. Yani bu bölümde yapacaklarımız birazcık daha ilerlemek olacak. İlk olarak buradan Romanya devletini kendi topraklarımıza katacağız. Zaten buradan Romanya'yı kimse sevmiyor diye görüyorum. Yani biz seviyoruz. Evet, harbi biz seviyoruz. Biz direkt Romanya'ya savaş ilan edersek büyük ihtimal bizim diğer devletlerle aramızda zaten iyi bir hale gelir diye düşünüyorum ben. Böyle o zaman birazcık ordu basalım Anadolu topraklarından şu şekilde. Bu bölümde artık benim bir diğer hedefim ise İtalya'yı yenmek olacak, aramız iyi olursa diğer devletlerle. Bu şekilde yatırımlar yapıyormuşuz. Birazcık para ayırmışız. Şimdi hızlıca şuradaki asimilasyonları falan da başlatacağım ama ilk olarak buradan Romanya'ya savaşımı ilan edeceğim. Kendi topraklarımıza katalım onu. Nedeni ise açık. Hani hem diğer devletlerle aramız kötü. Buna savaş ilan ederek diğer devletlerle aramızı geliştiririz. Ve şimdi zaten topraklarımızı kötü gösteren bir devlet orada. Ondan dolayı topraklarını fethetmek en doğal hakkımız diyebilirim. Romanya oradan bize ordudan çıkarma yaptı. Oha, 5000'lik ordular çıkardı Romanya. Evet dostlar, Romanya'yı bitirdik. Şu şekilde topraklarını artık kendi himayemiz altına alabiliriz. Şu şekilde bütün topraklarını alıyorum kendime. Ve sınırlarımız pek tabii ki daha da güzel gözüküyor. Rusya ile aramız falan bu savaş sayesinde birazcık daha iyileşti. Ama İtalya ile aramız yine kötü. Fransa ile aramız yine kötü. Yani şu anda bütün devletlerle aramız kötü. Ve topraklarımız da şu şekilde gözüküyor aslında. Güzel bir Mısır da alabilseydik iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Birleşik Krallık bu arada hala güçlü. Dünyanın 3. sırasındalar. Birazcık ekonomik yatırım falan da yaparak kendimizi genişletebiliriz aslında. Güçlenebiliriz. Diğer bölümde İtalya'ya saldırabiliriz aslında. Birazcık da dostlar ülkeyi toparlamamız lazım. Veya bu bölümde de saldırabiliriz İtalya'ya, bilmiyorum. Şimdi yapacağımız şeyler oldukça basit. İlk olarak güçlü gördüğüm orduların hepsini Ankara'ya toplayacağım. Orayı biraz ordu kampı olarak kullanacağız. İstanbul'a eğer orduları koyarsak biraz Avrupa'ya yakın asimilasyonları etkileyebilir diye düşünüyorum. Ondan dolayı Ankara'da toplayacağım. Evet dostlar, bütün asimilasyonları başlattım. Burada da 89 binlik bir ordumuz var. Bakayım başka ordum var mı? Varmış. Bu topraklardaki orduların hepsini terhis edeceğim. Gerek yok şu anlık orada ordu bulundurmamıza. Şurada Ankara'da birazcık daha ordu basalım ve bu orduyu 100 bine tamamlayalım. Yani sonuç olarak aha, İtalya bize savaş ilanı. İtalya'dan bize bir savaş ilanı. Şu an saldırgan taraf biz olmuyoruz. Bir kere o açık ve net. Yani bize diğer devletlerin saldırma olasılığını ben düşük görüyorum. Eğer saldırırlarsa da yenilirsek de artık yapacak bir şey yok. Evet dostlar, şu şekilde baktığımızda 1 yıl olmuş. Artık bize Rodos'u ver, bu savaştan çıkalım. Rodos'u ver, bu savaştan çıkalım. Artık diğer bölümde. Evet, Rodos'u verdi, savaştan çıktık. Çok güzel. Artık ekonomik yatırımlar yapacağız. Yani bu şekilde ilerlemez. Kendisi Afganistan Emirliği ile savaştaymış. Ekonomik yatırımlar yapıp İtalya'yı kendi topraklarımıza diğer bölümde katacağız. Şu anda katamıyoruz. Nedeni ise açık. Adamlar bizden daha güçlü. Şu anda bütün ordularınızı başkente çekeceğiz. Simülasyonlar var. Mesela Rodos'u aldık. Simülasyonları başlatacağız da. Dostlar artık şöyle mallara biraz para ayıracağım. Yatırımlara da para ayıracağız şu şekilde.
yatırımlara birazcık daha az para ayıracağız. Malları paramızı ayırdık. Artık ekonomik yatırımlar da yapmaya başlayacağız. Şimdi ekonomimizi açıyoruz. Bizim amacımız İtalya'nın ekonomisini geçmek. İtalya'nın ekonomisi kaç? Bizim kaç? 500 bin. Adamların neredeyse 2 katı, 3 katıyız. Ama birazcık daha yapalım yine ekonomik yatırım. Mallara da yatırım yapacağız. Ve diğer bölümde artık İtalya'yı fethedeceğiz. Dostlar ya da ekonomik yatırım yapmaya gerek yok. Şöyle çok azıcık bir ekonomik yatırım yaptım. Geri kalanını şöyle nüfusta önemli bir istihdam edilebilir nüfus sekmesini açıp şu şekilde hızlandıracağım. Ve birazcık daha fazla ordu çıkartabilme adına şu şekilde yapıyorum. Evet dostlar neredeyse 3000 ordu çıkacak yerden 2 milyon nüfusumuz vardı 4 milyona kadar çıkardık. Birazcık tabii ki asimilasyonlarda sorun çıkabilir ama onları aşacağız. Bir tane de daha teknoloji puanı gelmiş bunu ayıralım. Bu bölümde bu kadar olsun dostlar. Birazcık Rodos işgali ve Rodos'u ele geçirdik ve ekonomik ve yatırımlar yaptık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.